bizim türkümüzdür söylenen, bizim sazımız çalar ve toprak değildir Altaylardan Tuna'ya, uzayan giden kilimlerimizdir diyor Yavuz Bülent Bakiler. Evet, Altaylardan yola çıktık, Pazırık kurganlarından yola çıkmıştık. Halı ve kilimimizin tarihini araştırıyorduk. Pazırık halısının 2500 yıllık geçmişinden Anadolu'ya yolculuğa çıktık. Burası Osmaniye Karatepe, kök boyalarla yapılan kilimlerin dokunduğu yerdeyiz. Karatepe köyündeyiz. Dünyaca meşhur Karatepe Kilimleri Kooperatifi. Burada yüzyıllara öncesine dayanan kilim sanatı %100 yün ve doğal kök boya çalışıyor yine aynı şekilde. Yan tarafta kök boya atölyemiz var. Orada doğadan elde ettiğimiz ağaç köklerinden çiçeklerini, yapraklarını kaynatarak elde ediyoruz bu kilimlerin boyalarını. Yine yan tarafta dokuma atölyemiz var. Orada 17 tezgahımız var. Bir 20 genç kızımız, bayanlarımız çalışıyor. Bu yöredeki genç kızlar, kadınlar hem iş imkanı sağlamış oluyor kooperatif, hem de bu kilim sanatını burada yaşatıyor. Türkiye'nin 80. ili Osmaniye, Akdeniz bölgesinin ve Çukurova'nın doğusunda yer alır. Güneyinde Hatay, kuzeyinde Kahramanmaraş, batısında Adana ve doğusunda Gaziantep illeri bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 118 metredir ve denize 20 kilometre uzaklıktadır. Osmaniye gelişip büyümekte olan modern şehir merkeziyle, ülkemizin örnek illerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Kadirli ilçesi, Karatepe Dağ Köyleri Kalkındırma Kooperatifi tarafından 1972 yılından beri Karatepe kilimleri üretimi yapılmaktadır. Sarıdüz Köyü'ndeki kilim kooperatifi yatılı bir kurs gibi çalışmaktadır. Yöredeki ağaçların ve bitkilerin kökünden, yaprağından, çiçeğinden elde edilen boyalarla kirmanda eğrilen yün ipler boyanarak keçi kılıyla dokunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılan Karatepe kilimleri, yöre halkı için ekonomik gelir getiren önemli bir el sanatıdır. Pazarına dokuyan karışmaz, metrekare üzerinden işçilik alırlar. Kooperatif pazarlar yurt içi, yurt dışı sergiler açar. Türkiye'de seçkin mekanlarda pazarlar tanıtır, satar. Bu bölgede evlerde de tezgah dağıtmış şekilde 140 tane tezgahımız çalışıyor kooperatif adına. Çift kişi çalışanlar da var. 250 kişi diyelim şu anda. Örtü, yaygı, süs eşyası olarak da çalışılır. Kilimler üzerine armalar yapıyoruz, isimler yazıyoruz, figürlü çalışıyoruz. Kilimin her çeşidini her tarafta kullanılabilecek ürün yapıyoruz. Bize internet üzerinden de Karatepe kilimleri deyince çıkarız, tanırlar. Karatepe kilimleri çok önemli bölgemiz açısından. Özel ağaçlardan, nar kabuğundan, çiçeklerden boyama yapıyorlar içeride ve burada sergileyip satıyorlar. Fuarlara zaman zaman, değil mi, turizm fuarlarına katılıyorlar. Ben de müzemde etnografik bir salon düzenlediğimde nasıl teşhir yapabilirim? Onlara bakıyorum şimdi. Geleneksel el sanatları okuyoruz. İşte gelenek sanatlarımızı, dokuma, tesis, evet, ebru gibi geleneksel sanatlarımızı geliştiriyoruz. Yani böyle okullarımızda, liselerimizde, üniversitelerimizde el sanatları bölümlerinin açılmasını istiyoruz. Hani çünkü geleneklerimizin unutulmaması lazım. Bu el işçilikleri çok az bulunuyor yani. Muhteşem şeyler bunlar. O yüzden daha çok bölümlerin açılmasını istiyoruz. Evet, halılara, kilimlere nakşibend olmuştur duygularımız. Bazen efkarlanılır. Devralen program olarak Türk İslam coğrafyasını gezerken ipek halıların dokunduğu, kilimlerin dokunduğu, o ipeklilerin dokunduğu yerleri de ziyaret ediyoruz. Türkistan'da, Anadolu'da
ve kültürümüzün yaşandığı ve yaşatıldığı yerlerde. Karatepe'deyiz ve Karatepe dünyaca meşhur. Kök boyadan her şey doğal ve kilimler dokunuyor burada. Biz de tarihe not düşüyoruz. Bugüne kadar eğer Osmaniye Karatepe kilimlerinin dokunduğu yere gitmediyseniz çok büyük eksiklik içerisindesiniz diyoruz. Mutlaka gezin, görün, alışveriş yapın. Şu an 300'e yakın hanımefendi kök boyadan orijinal olarak yapılmış kilimlerden bütçelerine, aile ekonomisine kazanç temin ediyorlar. Bu geleneğimiz her yerde yaşatılsın istiyoruz ve devralen farkıyla Osmaniye Karatepe kilimlerinin dokunduğu yerdeyiz. Şu an ben yolluk dokuyorum. 86,5 metre ve 1,5 ayda bitiyor. Eli belinde seymen motifi, zincirli, yıldızlı, küpeli, koçbaşı motifi. Yeşil ördek gibi yüzdüm göllerde. Yeşil ördek gibi yüzdüm göllerde. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni. 30 senedir yapıyoruz. Kilim yap yavrum, doku yavrum demişti. Öğren, eline sonra gerek olur demişti. Haftada bir namaz daha bitiriyoruz. Ücretini alıyoruz. Görmeyi görmeyi unutmuş elle yer. Bal oldu gidelim Sıla'ya doğru. Görünüyor bizim elin yaylası. Şimdi bizim elin Karacalısı. Görmeyi görmeyi unutmuş elle yer. Bal oldu gidelim Sıla'ya doğru. Bu şekilde ipleri biz bu şekilde getiriyoruz. Rengarenk. Ağaç kökleriyle, çiçekleriyle, yapraklarıyla örneğin sarıyı katır tırnağı diyor. Boruk çiçeği artık baharda açar. Boruk çiçeğinden, sovanın dış kabuğundan, papatya çiçeğinden sarı türlerini alıyoruz. Yeşili hayıt bitkisi, domates dalı yaprağı, zakkum dalı karışımından tonlarını elde ediyoruz. Yine kırmızıyı, çam kabuğu, rubia diye bitki kökü, sumak eşkisi, meşe kabuğu bunların karışımından kırmızıyı tonlarını elde ediyoruz. Renkleri karıştırarak da farklı tonlar elde ediyoruz. Bölgede 3 koyunu 5 koyunu olan Kirmen'de eğiriyor, kooperatife katkıda bulunuyor ama fazla kalmadı. Uşak, Van, Balıkesir yörelerinden fabrikalarda çile yapılarak geliyor şu anda. Geçmişimize, kültürümüze sahip çıkabilelim ki gelecek kuşaklara bunları aktarabilelim ki ayakta kalabilelim. Kadınlarımızı iş sahibi yapabilmek için, bölgeyi kalkındırmak için bu tür halı kurslarını daha genişletelim, kilim kurslarını. Kültür ve sanat, medeniyetin temel taşı, özellikle el emeği, göz nuru, atalardan kalan o kilim, halıcılık.